Tekrardan merhaba arkadaşlar. Windows Server üzerinde kurduğumuz domain yapısında artık kullanıcı oluşturma ve yetkilendirmek üzerine çalışmalar yapmaya başlayabiliriz. Bu dersimizde domain sunucusu üzerinde kullanıcı ve grup yetkileriyle ilgili işlemler yapacağız. Kullanıcı işlemleri için iki yolumuz var. Birincisi ya Active Directory Administrative Center'a girip buradan kullanıcıları oluşturabiliriz. S. Orhan kullanıcısı üzerinde örneğin users'ın içerisinde oluşturabiliriz veya eski yapı hala en çok kullanılan ekran Active Directory Users and Computers ekranı. Bu ekranda yapı üzerinde çalışan bilgisayarları ve kullanıcıları görebiliriz. Buradaki iki ana klasörümüz var bizim bunun için kullanacağımız. Computers ve Users. Domaine dahil olan bilgisayarlar varsayılan olarak Computers'a, kullanıcılar Users'a gelir. Ancak biz genellikle şirket içerisinde şirketin yapısı gereği alt kırılımlar yapabiliyoruz. Burada gördüğümüz her bir klasörün adı Organization Unit. Organization Unit hemen buraya yazalım. Notepad alalım. OU diye kısaltması geçer. Organization Unit ileriki derslerimizde göreceğimiz grup policy yani kullanıcı ve bilgisayarların çalışırken uymak zorunda oldukları kuralların setini aktifleştirmek için kullanacağımız altyapılar. Örneğin bir kural veriyoruz ve diyoruz ki bu kural şu organization unit yani bu klasör altındaki bilgisayarlara veya kullanıcılara etki etsin diye. Burada karıştırmamamız gereken bir nokta organization unit bir grup değildir. Grup organization unit değildir. Organization unit domain yapımızı belli kırılımlar ile oluşturmamızı sağlayan yapılardır. Klasör yapılardır. Gruplar ise yetkilendirmede kullanacağımız yapılardır. Hemen burada biz varsayılan olarak users organization unit değil. Direkt Sait Orhan domain altında bir hayali bir şirket olduğumuzu farz edelim. New Organizational Unit diyerek bir isim verelim. Örneğin bir firma. Firmamızın adı Software olsun. Software yazılımımızla ilgili Organization Unit'i oluşturduk. Organization Software'in altında tekrar New Organizational Unit diyerek Developer diye bir tane daha oluşturalım. Şu an şirketimizin yapısını oluşturuyoruz. Organization'ın test ekibi ve son bir tane daha oluşturalım. DevOps diyelim. Bu şekilde 3 ana kademeye ayırdık. Tabii bu şirketlerde örneğin bir domain yapısı içerisinde 4 veya 5 tane fabrika olabilir. Her fabrikanın altında satın alma, kalite, muhasebe gibi birimler var. Bunun için örneğin developer'ın altına tekrar new organizational unit diyelim. Stajyer için ayrı bir kural seti oluşturabiliriz geliştiriciler için. Organizational Junior inşallah doğru yazdık. Ve bir tane daha Organizational Unit Senior diye yazdık. Bu şekilde yapımızı oluşturduk. Ve hemen ilk developer'ımızı oluşturalım. Ve tabi Software'in altına pardon App Organization'ın bir tane de Admins diye bir yapı oluşturalım. Developer'ın altında, Senior'ın altında hemen bir ilk kullanıcımızı oluşturalım. Kullanıcı oluşturmak için sağ tıklayıp kullanıcı oluşturmadan önce arkadaşlar user organization unit oluştururken bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum.
Organization Unit'in altında Protect Container from an Accidental Deletion diye bir seçenek var. Bu seçili olduğu zaman bir Organization Unit'i silmeye karşı korumaya alıyor. Örneğin şurada delete dediğim zaman hemen uyarı verecektir. Korumaya, silmeye karşı korumalıdır diye. Bu acil durumlar dışında seçilmesi gereken bir seçenek. Çünkü bir Organization Unit'i sildiğimiz zaman onun altındaki varsa bütün bilgisayarlar, gruplar, kullanıcılar hepsi domain yapımızdan siliniyor. İlla silmek istiyorsak, illa silinmesi gereken bir Organization Unit ise örneğin silinecek diye bir tane açtık. Bunu illa silmemiz gerekiyorsa View'un altında Advanced Features diye bir seçenek var. Onu açıyoruz. Bu açıldıktan sonra gördüğünüz gibi epey bir şey geldi. Bir seçenekler geldi. Hemen tekrar aynı silinecek. Sağ tıklayalım. Properties. Properties'in altında Objects'e geldiğimizde Protect from Accidental Deletion seçeneği burada var örneğin. Bunun tikini kaldırıp Apply diyorum. Ve bu sefer sağ tıklayıp Delete dediğim zaman silindiğini görüyorum. Bunu sildikten sonra bir önceki dersimizde domain yapısında silinenlerin geri dönüşüm kutusuna atıldığını ve 90 güne kadar tekrar kurtarılabildiğini söylemiştik. Onu da hemen bu vesileyle görmüş olalım. Şöyle Active Directory Administrator Center'a gelelim. Şu an silinen bir yapıyı tekrar kurtarmak istiyoruz. Sait Orhan'ın içerisinde Deleted Objects'in içerisinde gördüğünüz gibi gelmiş. Sağ tıklıyorum. Restore ve tekrar yerine geldiğini buradan göreceğim şimdi. Şuradan sağ tıklayalım. Refresh diyelim. Gördüğünüz gibi tekrar buraya gelmiş. Silelim. Ve silme işlemi bittikten sonra bunu tekrar View'den Advanced Feature'ı kapatırsak daha güvende olmuş oluruz. Ve kullanıcı işlemimize başlayalım. Admins Developer Center'ın altında bir kullanıcı oluşturalım. Sağ tıklayalım. Ya direkt Organization Unit'in üzerine sağ tıklayalım veya Organization Unit seçiliyken şu alan içerisinde sağ tıklayıp New User diyerek oluşturalım. Kullanıcı oluşturma ekranımız First Name ilk adımız Bilal. İkinci Last Name soyadı Orhan. Full Name direkt ekrana gözükecek isim. User Logon Name kullanıcı oturum açarken veya mail varsa bir yapımızda Exchange Server mail açarken maille kullanıcı adı şifresini girerken domain yapısında ona vereceğimiz bilgisayarı açarken kullanıcı adını veriyoruz. Bunu kullanıcı adını verirken şirket yapısına göre bir standarda bindirilerek kullanıcı adı verilir. Örneğin bazı firmalar bunu adın ilk harfi soyadı verir. B Orhan örneğin. B nokta Orhan Bilal Orhan tarzında bir yapıya kurala bindirilerek kullanıcı adı verilir. Ve devam edelim. Şifre istiyor. Şifremizi verelim. Şifremizi verdiğimizde altta 4 tane seçenek geliyor. Tabii şifreyi belirlerken grup polisiyle yani kullanıcıların uyması gereken kurallarda verilen minimum, maksimum, küçük harf, büyük harf, karmaşıklık kurallarına uyması gereken bir şifre veriyoruz. Altta 4 tane seçenek var. Onları görelim. User must change password at next logon. Bu seçenek seçiliyken kullanıcı oturumu ilk açtığında şifre değiştirmeye zorlanıyor. Kullanıcı şifresini değiştirmeden sisteme kesinlikle giriş yapamıyor. İkinci seçeneğimiz User cannot change password. Kullanıcı işlem yaparken şifresini değiştirme yetkisine sahip değil. Bunu örneğin daha çok nerelerde yapıyoruz? Sistem tarafından kullanılan kullanıcılarda. Örneğin bir uygulama yazmışsınızdır ya da bir uygulama satın almışsınız. Active Directory entegrasyonunda buna bir
kullanıcı ayarlamışsınız ve o kullanıcının şifresi değiştiğinde sistem çöküyor. Tekrar oturup sistemi tekrardan ayarlamak gerekiyor. Bu durumda bu kullanıcının şifresini değiştiremiyor olması gerekiyor. Aynı senaryoda bu kullanıcının şifresinin de sürekli olması gerekiyor. Örneğin varsayılan olarak 42 günde bir şifrenin değişmesi gerekiyor. Şifre değiştirilmediğinde kullanıcılar sisteme giriş yapamıyor. Password never expires dediğimde ise bu 42 günlük veya bizim şirket politikası gereği 180 gün, 10 gün, 5 gün neyse bu süre göz ardı edilerek şifresi sınırsız sürede tutulmuş oluyor. Account is disabled. Burada da eğer seçiliyken kullanıcı oluşturulursa kullanıcı hesabı oluşturulur ancak pasif halde oluşturulur. Bu ne zaman kullanılır? Örneğin insan kaynaklarından IT departmanına bir mail geldi. Şu firmada şu kullanıcı şu tarihte işe başlayacak bir hafta önce. Orada biz hemen şöyle bir senaryo geliştirebiliriz. Mail geldiği anda ben kullanıcıyı oluşturayım ancak pasif durumda dursun. Haftaya eleman işe başlayacaksa o zaman enable hale getireyim diye oluşturulur. Ben bunların hepsini kaldırarak next diyorum. Burada bir ön bilgi veriyor. Finish dediğimde kullanıcı oluşmuş oluyor. Şimdi kullanıcıyı çift tıklayarak özelliklerine bakalım. Hangi özellikleri var içerisinde. Daha sonra bir diğer adıma geçmiş olalım. General kullanıcının adı, soyadı, mail adresi, telefonu, web sayfası gibi bilgiler tutuluyor. Adres sekmesinde kullanıcının adres bilgileri, örneğin şehri, ilçesi, posta kodu, ülkesi, adresi. Account'ta kullanıcının hesap bilgileri, örneğin oturum açma kullanıcı kodu. Unlock account. Bazı durumlarda örneğin siz kural vermişsinizdir. 5 yanlış şifre girdikten sonra hesap kilitlensin diye bir kural vermişsinizdir. IT departmanına telefon geldi. Benim hesabım kilitlendi. Açar mısınız? O zaman şu kullanıcıyı çift tıklar. Eğer account kilitlendiyse burada uzun uzun yazar. Çok fazla denemeden dolayı hesap kilitlendi diye bir açıklama gelir. Bunu seçip apply dediğiniz zaman kullanıcının hesap kilidini kaldırmış olursunuz. Alttaki seçenekler User must change password. Bunu açıklamıştık zaten. User cannot change password. User never expires. Store password reversible encryption. Account is disabled. Bu seçiliyken kullanıcı zaten disabled halde dedik. En çok kullanılan seçenek bunlar. Aşağıda account expires dediğimizde de never kullanıcı hesabı teorik olarak yani sistemin ömrü olduğu sürece sonsuza dek bu hesap aktif halde kalabilir. End of dediğimizde ise kullanıcı örneğin şu tarihten sonra otomatik olarak disable pasif hale geçecek ve herhangi bir sistemde artık oturum açamayacak. Tabii bu herhangi bir sistem dediğim doğrulamasını Active Directory üzerinden alan sistemler için geçerli bu. Bir diğer seçeneğimiz bu ekranda Logon Hours. Logon Hours kullanıcı hangi saatlerde giriş yapabilir sisteme? Örneğin bizim bir gene güvenlik politikası gereği kullanıcı sadece mesai saatleri içerisinde sisteme giriş yapabilir diye bir güvenlik politikamız varsa burada maviler giriş yapabileceği saatler, beyazlar giriş yapamayacağı saatler. Sabah 8 örneğin pazartesi sabah 8 de başlıyor mesaimiz. Şuradan şöyle beyazı seçip işaretleyelim. Bu saatte giriş yapamaz. Akşam 6'da bitiyor mesaimiz. Şu şekilde. Pazar günü full tatil. Cumartesi günü sabah şöyle seçelim. Seçip beyaz yapıyoruz. Cumartesi günde sabah 8'den örneğin 12'ye kadar çalışıyoruz. Bunu okey dedikten sonra
Bu kullanıcımız artık sadece bu mavi ile işaretli olan yerlerde oturup açabilir demektir. Burada ben tabii bunu hemen hepsini seçip hani testlerimizde hata ile karşılaşmayalım diye hepsini seçip okey diyorum. Bir diğer butonumuz log on to. Log on to da bu kullanıcının hangi bilgisayarlarda oturum açabileceğini belirliyoruz. Varsayılan olarak bir domain kullanıcısı domaine dahil olan, domaine kayıtlı olan bütün bilgisayarlarda oturum açabilir. Örneğin bir şirkete gittiniz, size bir kullanıcı açtılar. O şirketin hesabına kayıtlı herhangi bir bilgisayarda oturum açabilirsiniz. Ama siz güvenlik politikasından dolayı olabilir, başka sebeplerden dolayı olabilir. Kullanıcıya sadece belli bir bilgisayarda oturum açma yetkisi vermek istiyorsanız The following computers seçip örneğin makine ismi MBT02. Sadece MBT02 olan bilgisayarda FSD 00 diyecektim 9 oldu. 04 makinesi. Okey dediğimde artık bu kullanıcı sadece bu listede olan makinelerde oturum açabilir. All computers dediğimde de bütün makinelerde artık oturum açabilir. Profile sekmesi çok kullandığımız bir sekme değil. Buradan devam edelim. En çok kullandıklarımızı biz şey yapalım. Telefonlar, organization, kişinin görev tanımı, departmanı, şirketi, yöneticisi vesaire. Tekrar bakalım. Member of hangi gruplara dahil olduğunun göstergesidir burada. Burada örneğin özellikle gruplar yetkilendirmede, file server tarafındaki yetkilendirmede çok aktif kullanılıyor. Örneğin bir file server, yani dosya sunucunuzda bir klasör var. Bunu dedi ki yönetici, bunu bütün satış ekibi görmesi gerekiyor. Burada siz tek tek o klasör üzerinde tek tek 10 kişilik bir satış ekibinize yetki vermeniz gerekmiyor. Biz satış grubu oluşturup o satış grubunu oluşturduğunuz zaman direkt hepsine yetki vermiş oluyorsunuz. Kullanıcı burada et deyip bir gruba dahil ettiğiniz zaman o grubun yetkilerini de vermiş oluyorsunuz. İleriki bir sonraki dersimizde biz gruplar konusunu daha detaylı ele alacağız. Kullanıcı işlemleri şimdi bu kadar. Tabii yeni bir kullanıcı geldi. Dediler ki bu kullanıcı Bilal Orhan kullanıcısıyla aynı işi yapacak. Aynı yetkilere sahip olacak. Bunu nasıl yapalım? Tekrar sıfırdan sağ tıklayıp New User mı diyeceğiz? Hayır. Eğer Bilal Orhan ile aynı işi yapacaksa sağ tıklayıp copy dediğimizde hemen first name, örneğin bunun adı da ne olsun? Yazamadık. Ahmet Karabulut diyelim. Yani bu isimde bir vatandaşımıza denk mutlaka gelmiştir ama bunu kafadan attık isim ve soy ismi. Logon A Karabulut dedik. Next dedik. Şifreyi verdik. Şifreyi de verelim. Yani burada biz kullanıcıyı kopyaladığımız zaman kişisel bilgilerini değil, sistem olarak aynı yetkileri kopyalamış oluyoruz burada ve artık Ahmet Kara Bulut kullanıcısı da aktif. Sağ tık menüsüne bakalım kullanıcıların hangileri var. Copy gösterdik. Add to group, herhangi bir gruba dahil ediyoruz. Sağ tıklayalım. Disable account, hesabı direkt devre dışı bırakıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi zaten yanında aşağı yönü bir ok oluştu. Bu artık bu kullanıcının oturum açamayacağı anlamına geliyor. Bunu ne zaman kullanırız? Genellikle firmaların best practice'inde önerilen sağ tıklayıp kullanıcı silme yok. Şurada domain altında new organizational unit disable users diye bir organization unit olur. Biri işten ayrıldı. Onun hesabı hemen şu işleme tabi tutulur. Sağ tıkla disable
ve kullanıcı sürükle bırak yöntemiyle disable kullanıcıların içerisine alınır. Bunu biz tekrar şöyle alalım çünkü buna ihtiyacımız var ileriki denemelerimizde. Tekrar sağ tıklayalım. Enable account diyerek hesabı tekrar devreye alabiliriz. Sağ tık menüsünde reset password kullanıcının direkt şifresini sıfırlama ekranı geliyor. İlk seçenek gene user must change password at next logon. Kullanıcı ilk girişte şifreyi değiştirmeye zorla. Unlock the user's account. Kişi aradı. Benim hesabım kilitlendi. Yeni şifre verir misiniz diye. Yeni şifreyi verdikken unlock the user account diye seçersek şifreyi sıfırladıktan sonra hesap kilidini de otomatik olarak kaldırmış oluyoruz. Sağ tıklayalım tekrar. Move kullanıcıyı the selected object don't have homepage defined. Burada kullanılabilir bir özellik değil. Send mail. Burada eğer kullanıcının biz mail adresini tanımlamış olsaydık direkt kullanıcıya buradan mail göndermiş olurduk. All task'ın altında copy add to group disable account reset password. Bunların hepsi gene burada var. Kopyala yapıştır. Kullanıcı işlemleri bu kadar. Şimdi biz şöyle bir işlem yapacağız. Developer altında senior'lar için bir grup oluşturalım. Ve biz developer'ların senior grubu için herhangi bir yetki verdiğimiz zaman, bir klasör oluşturduğumuz zaman toplu olarak bu grup üzerinde işlem yapacağız. Grup işlemi de hemen hemen aynı kullanıcı işlemi için. New tekrar ya şuranın üzerine organization unit üzerine sağ tıklayıp add new grup deriz veya boş alanda senior grubu tabi seçiliyken sağ tıklayıp new grup diyerek oluşturuyoruz. Grup oluştururken ilk ekran grubun adı. Grubun adını veriyorum. Senior alt tire developer. Alttaki seçenek ise Windows 2000 öncesi sistemlerde kullanılmak üzere oluşturulan bir isim. Varsayılan olarak aynı gelir. İsterseniz de değiştirebilirsiniz. Group scope seçeneklerine bir inceleyelim. Grup oluştururken group scope bu grubun nerelerde gözükebileceği ve nerelerde aktif olacağını seçiyoruz. Domain local sadece bu Active Directory üzerinde görülebilen bir grup olduğunu söylüyor. Global grup ise global grupta bir domain yapısı içerisinde birden fazla alt domain de olabilir. Global grup olarak oluşturduğumuz zaman bütün bu hem bu domainde hem alt domain yapılarında gözükebiliyor. Varsayılan olarak global geliyor. Biz global bırakalım. Group type'da iki seçeneğimiz var. Security ve distribution grup. Security grup yetkilendirmelerde kullanılan grup türü. Örneğin hangi klasöre kim gelebilir? Hangi klasörde kim görülebilir? Hangi bilgisayarda kimler yetkilidir? Tarzında yetkilendirme için kullanılacaksa bu grup security grup. Distribution grup ise toplu maillerde kullanılabilen bir grup türü. Örneğin bütün firmaya grup olarak toplu mail atılacaksa bunun için genel sistemimiz için software dedik biz şirketimizin adına. Bütün software yapısına mail atılacağı zaman software genel diye bir grup oluşturulur ve grup type'ı, grup türü distribution olarak oluşturulur ve mail atıldığı zaman kime kısmına software genel diye yazılır. Grubun adı bu şekilde bütün yapıya mail atılmış olur. Bir security diyerek devam diyelim. Gördüğünüz gibi grubumuz oluştu. Tıklayalım. Seçenekleri görelim. General aynı zaten az önceki ekranımız. Members bu gruba üye olan kişiler. Member of bu grubun üye olduğu yerler. Hani bu grupta başka bir gruba üye olabilir. Managed by'da bunun kim tarafından yönetildiği ile ilgili bilgiler var. Peki bir kullanıcıyı gruba nasıl dahil edeceğiz? Hemen Bilal Orhan üzerinden seçelim. Add to a group diyelim. Gördüğünüz gibi select a group ekranı geldi. Grubumuzun adını yazalım. Hepsini yazmamıza gerek yok. Sen yazıp check names dediğimiz zaman
Gördüğünüz gibi buldu. Okey dedim. Eklendi. Peki gruba bakalım. Grubu çift tıklıyorum. Members. Gördüğünüz gibi Bilal Orhan geldi. Ya da grubun members tabındayken add diyelim. Bir kullanıcı arayacağız. Ahmet'i arayalım. Check names diyelim. Ahmet Karabulut geldi. Okey diyorum. Apply. Onu da ekledim. Doğrulamak için tekrar Ahmet Karabulut'a bakıyorum. Member of, gördüğünüz gibi senior developer'sa üye. Peki örneğin burada çok büyük bir yapı var. Kullanıcıyı gördüm. Ahmet Karabulut, çift tıkladım ya da şöyle. Peki ben domain yapısı içerisinde bir kullanıcı ya da bir grubu nasıl bulacağım ya da bir bilgisayarı? Onu da şöyle. Bu klasörün içerisinde ya da bu organizasyonun içerisinde arıyorum. Sağ tıklıyorum. Find. Arama ekranı geldi. Kimi arıyorum? Bilal. Find now dedim. Bilal Orhan buraya geldi. Çift tıkladım. Tamam, Bilal Orhan güzel buraya geldi ama şimdi bu Bilal Orhan nerede? Yani hangi klasörün, hangi organization unit'in altında, onu nasıl göreceğim? Onu görmenin yolu da şu. View Advanced Features'a tekrar geliyorum. Onu aktifleştirdim. Ve software'in üzerine sağ tıklayıp Find diyorum. Bilal, çift tıkladım. Bilal seçeneklerinde Objects diye bir tab var burada. Onu hemen bir bulalım. Objects. Gördüğünüz gibi burada. Sait Orhan Lokal'ın altında Software, onun altında Developer, onun altında Senior, onun altında Bilal Orhan kullanıcısı. Bu şekilde bunun nerede olduğunu en rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Tabi işimiz bittikten sonra View'den Advanced Feature'ı kapatmayı unutmuyoruz. Gruplarla ilgili şöyle bir durumumuz var. Sistem ilk kurulduğunda varsayılan olarak gelen bazı gruplar var. Onları hemen bir görelim. Users'ın altında grupları bakalım. Şöyle açıklamasını da açalım, görelim. Administrator grubu built-in account for administrating the computer domain. Administrator grubu sistem içerisinde bütün yetkilere sahip olan gruptur ve sistem içerisinde administrator grubu bu makinenin yöneticisi olan gruptur. Bu makine üzerinde sınırsız yetkiye sahip bir yönetici. En çok kullanılan gruplara bakalım. DNS admins, DNS ayarlarını yöneten grup. Sadece DNS ayarları üzerinde yetkilidir. DNS update proxy üzerinde. Domain admins grubu, örneğin bizim domainimizin adı ne? saitorhan.local. saitorhan.local admini görevini gören gruptur ve bu domain içerisindeki bütün bilgisayarlar ve kullanıcılar üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Domain computers, domaine dahil olan, domaine kayıt olan bütün bilgisayarlar buraya otomatik olarak düşer. Domain control, all domain controls in the domain, domain ile ilgili bütün kontrolleri yapar. Domain misafirleri buraya gelir. Domain users, domaine varsayılan olarak eklenen gruplardan bir tanesi ve domain içerisinde oluşturulan bütün kullanıcılar varsayılan olarak buraya eklenir. Hemen içerisine bir çift tıklayıp member of'unu görelim. Users. Gördüğünüz gibi users'ın içerisinde users'ı çift tıklıyorum. Members. Authenticated users. Domain users. Buraya bütün kullanıcılar varsayılan olarak geliyor. Enterprise admins artık yöneticilerin yöneticisi dediğimiz bir yönetici grubu. Yani bir önceki ekranımızda bir domain yapısı altında birden fazla domain olabileceğini söylemiştik. Enterprise admin ilk oluşturulan domainde bulunur ve diğer bütün domainleri yönetme yetkisine sahip olan grubumuzdur. Devam edelim aşağı doğru. Group policy creator owners. Group policy owners, grup polisi ayarlarına yetkili olan grubumuzdur. Örneğin bir işlem yapılacağı zaman
grup policy işlemi yapılacağı zaman illa kişiye admin, domain admin yetkisi vermek gerekmiyor. Domain admin yetkisi çok tehlikeli bir yetki aslında. Yani tecrübesi yetmeyen bir arkadaşımız olabilir. Yeteri kadar dikkat edemeyen bir arkadaşımız olabilir. Sırf bir grup policy ayarlayacak diye buna domain admins gibi bir sınırsız yetki vermek çok doğru değil. Bunun yerine sadece grup policy oluşturacaksa grup policy creator owner grubuna dahil edilir. Yani yetkilendirmede esas kriter ihtiyacı kadar yetki verilmesi hususudur. Read only domain controller, schema admin, design administrator of the schema. Bu domain yapısı ile ilgili temel ayarları yapan gruptur diyebiliriz. Başka built-in gruplar bunlar. Bir de account operators diye bir grubumuz var. Account operators, burada hemen açıklamasını bakalım. Members can administrate domain user and group accounts. Bu gruba dahil olan kullanıcılar kullanıcı işlemlerini yapabilir. Yeni kullanıcı oluşturabilir, şifresini sıfırlayabilir, yeni grup oluşturabilir, grup ayarlarını değiştirebilir. Bunu ne zaman kullanırız? Örneğin IT departmanında, bilgi işlem departmanında bir stajyer geldi ve ona bir görev vermek istiyorsunuz. Örneğin kullanıcılar tabında en basit bir işlem, kitlenin hesapları sen aç veya şifre sıfırlama talepleri stajyere veriyorsunuz. Sırf bir kullanıcının şifresini sıfırlayacak diye, tabii ileriki aşamalarda sadece şifre değiştirme yetkisi nasıl verilir onu da görmeye çalışacağız. Ama basit anlamda şu an bunu görelim. Sırf bir şifre değiştirecek diye kalkıp buna bir domain admins yetkisi ya da organization unit gibi geniş çaplı bir yetki vermek gerekmiyor. O adamın işi kişilerin hesabı ile ilgili olduğu için sadece account operators verelim. Backup operators grubu Windows'un kendi içerisindeki backup alma sistemi üzerinde sistemi ile Windows'un yedeğini ve yedekten geri dönmeyi sağlayan grup. Event log readers sadece şey yapar bu grup. Olay günlüklerini inceler. Şöyle dikkatimizi çeken print operators sunucu üzerindeki sadece yazıcılarla ilgili işlemleri yapan gruptur. Bu grup yazıcılar üzerinde her türlü yetkiye sahiptir. Bunun dışında kesinlikle herhangi bir işlem yapamıyor. Remote desktop users. Members in this group are granted the right to log on remotely. Eğer kullanıcımız uzak masaüstü yapmaya yetkili bir kullanıcı olacaksa, o zaman remote desktop users grubuna dahil ettiğimiz zaman bu kullanıcımız artık makinamıza uzak masaüstü yapabilecek duruma gelir. Temel anlamda kullanıcı ve grup işlemleri bu şekilde. Tabi ileriki aşamalarda her işlemde yetkilendirmelerde, gruplamalarda ki pratiklerimizde bu işlem daha da kullanılmış, daha da iyi anlaşılmış olacaktır.